Üsküdar TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler. Her hafta bir alanda Ar-Ge ve inovasyonu sizlerle paylaşıyoruz. Bu hafta sanatta Ar-Ge ve inovasyonu iki değerli hocamızla beraber sizlerle bilgilendirme yapacağız. Ben hocalarımıza hoş geldin demek istiyorum. Mahfret Onat Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Hatice Kahraman Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. İlk olarak sizlerleri güzel bir şekilde tanımak istiyorum. Önce Mahfret Hocam'dan başlayalım. Mahfret Hocam, sizin biyografinizde değil ama şu ana kadar yapmış olduğunuz o güzel çalışmaları, özellikle sanat alanındaki çalışmaları izleyicilerle paylaşmak isteriz. Teşekkürler. Mahfret Onat, 1967 Ankara doğumluyum. Kız Meslek Lisesi resim bölümü mezunuyum. Sanatla tanışma. Yani eğitim anlamında bu şekilde başladı. Ama tabii ki çocuklukta bir takım işaretler oluyor. Benim dönemimde, doğduğum dönemde bir hasta, mütedeyyin bir ailede yetişmişseniz sanat çok hayatın içinde değil ama yaratılıştan gelen bir takım yetenek ve meyiller var. Ama aile olarak, anne baba olarak şanslı bir insandım. Sanat eğitimime karşı çıkmadılar. Özgüven de verdiler o anlamda. Her türlü desteklerini de esirgemediler. Sonrasında kesinti oldu. Evlilik ve çocuk sürecinde. Eşimin de mesleği sebebiyle, asker kökenli kendisi, İstanbul'dan uzaklaştık. Değişik şehirlerde vazife yaptık. Sonra İstanbul'a tekrar döndüğümüzde devam etmek istedim kaldığım yerden. Bu şekilde tekrar başlamış oldum. Üniversite olarak değil ama özel atölyelerde Mamre Öz hocamla birlikte 5 seneye yakın tesip eğitimi sürecim oldu. Fakat resim kökenli olduğum için çok bir süreden sonra yetmedi bu bana. Minyatür alanında eğitim almak istedim. Orhan Dağlı hocamızdan bir müddet eğitim aldıktan sonra minyatür anlamında 10 sene önce Reza Hematrat hocamla tanıştık. Bir grubumuz oldu, Algan Sanat Grubu. İstanbul Tasarım Merkezi'nde eğitimimiz hala devam ediyor. Bir anlamda da proje çalışmalarına evrildi. Bunu sanırım sonra konuşacağız. Evet, evet, bunlarla ilgili. Hatice Hocam'ı da tanıyalım. Çok evet. Teşekkür ediyorum Mahfret Hocam. Hatice Hocam, sizinle de ilgili bilgi alalım. Tekrar teşekkürler davetiniz için. Hatice Kahraman. 88 doğumluyum, Hatay'da doğdum. Çocukluğum orada geçti. Sonrasında İstanbul'da lise eğitimi almak için geldim. Liseden sonra da üniversite derken İstanbul'da kalmaya devam ettim. İlk lisans eğitimi matematik alanında aldım. İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum. O süreçte öğretmenlik yapmaya da başladım. Özel dersler verdim. Büyükşehir Belediyesi'nde de çalıştım. Fakat İnsan, Mahfret Hocam'ın da söylediği gibi çocukluğunda ne varsa aslında bir süre sonra engel olamıyorsunuz ve o sizde açığa çıkmaya başlıyor. Böyle bir sürece girdim. Sanatla hemhal olmaya başladım. İlk tanıdığım isimlerden biridir Mahfret Onat Hocam. Çok saygı değerdir benim nezdimde. Bu anlamda yeri çok başkadır. Mimar Sinan Üniversitesi'ne hazırlandım. Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazandıktan sonra da eğitimimi Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde devam ettim. Oradan da 2019 yılında mezun oldum. Şimdi aynı ana sanat dalında tesip branşında devam ediyorum yüksek lisans yapmaya. Eğitimim Mimar Sinan'da devam ediyor. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Yani sanatsız hiçbir şey olmuyor Mahfret Hocam ve sizin yaşam hikayenizde asla sizin vazgeçmediğiniz, o da sizden vazgeçmemiş. Evet. Yani bu yetenek mi, ilgi mi, bu yolculuğunuzda en çok ortaya çıkan şey neydi? Yeteneğiniz mi bu konuda sizi vazgeçilmez kıldı? Yoksa ilginiz, sevginiz, sanata karşı olan
ona karşı duyduğunuz hayranlık, aşk mıydı bu hale getiren? Evet. Sanatçı sanırım farklı bakıyor her şeye. Görüş açısı farklı. Annem hamurla uğraşırken mutfakta ben hemen bir parça koparır, biraz daha onu ilave eder. Ondan minik böyle kafalar, heykeller yapardım. Yaz dönemlerinde, okul haricinde yaz dönemlerinde sabahtan akşama kadar balkonumuzda çizim yapardım. Bakarak ya da hayali şeyler yapardım. Bu benim için engellenemez bir istekti. İçten gelen bir duyguydu. Sonra meslek lisesine gittiğim vakit annem biraz daha makbul olan o dönemde dikiş nakış, işte o tarz el yönetimi bölümlerini tercih etmemi istedi ama ben de resim branşını tercih ettim. Saygı duydu. Gerçekten renklere farklı bakıyorsunuz, olayları farklı algılıyorsunuz. İçsel dünyanızda harmanlıyorsunuz ve üretme isteğiyle birlikte eserler çıkıyor. En güzel şey de bu hocam. Yani üretme isteğinin sanat alanında gerçekleştirilmesi. Evet. Birçok Ar-Ge evet. çalışması yapıyorsunuz bu alanda da. Evet. Yani bu istek olmasa herhalde bunlar çıkarılmaz. Tabii ki. Önce eğitim süreci var biliyorsunuz. Eğitim sürecinde de sizi bazı şeyler yönlendiriyor. Eğitim süreci, o teknikleri yapma aşamalarının tekniklerini öğrenmek çok fedakarlıklar istiyor. Uykunuzdan bilhassa maddi manevi fedakarlıklar gerekiyor. Sonrasında sizi motive eden şey o istek işte doğuştan gelen o yapma isteği ve üretme isteği. Bir anlamda meramınızı topluma o kanalla iletiyorsunuz aslında. Dolayısıyla sizi motive eden şey de üretme isteği ve bir şeyleri anlatma isteği. Hayata dair algıladığınız her şeyi kendi içinizde harmanlayıp, kendi dilinizle, kendi duygularınızı yansıtıp aktarmak. Yeteneklerinizle ortaya çıkarma. Gerçekten çok evet. başarılı bir yöntem. Bence siz o yöntemle beraber bir de terapi de oluyorsunuz. Sanatın içerisinde. Muhakkak. Çünkü kendinizi ifade etmeyi en güzel şekilde estetikle, sanatla ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Bence en başarılı etkileşim yolu da sanat içerisinde gerçekleşiyor. Hocam çok güzel bir mesaj verdiniz aslında buradan izleyicilere de. Kendimizi en iyi şekilde, en güzel şekilde bir sanat koluyla ifade edebiliriz. Tabii bu ki. Sizin yaptığınız gibi minyatür olabilir. Ondan sonra tesip olabilir Hatice Hocam'ın yaptığı gibi. Sonuçta insan naiftir. O naifliği sanatta en güzel şekilde kendini gerçekleştiriyor. Hatice Hocam, sizin dünyanızda, Mağfiret Hocam çok güzel bir şey söyledi. Hatta çok iyi de bir örnek verdi. Küçükken hamurları koparıp sanata başlatmış kendini. Bir şekilde o yeteneği, hayal dünyası hep devam etmiş. Ve şu an günümüzde birçok kişiye örnek olacak derecede çalışmaları var. Sizin çocukluğunuzdan getirdiğiniz sanatla ilgili küçük anılarınız var mı böyle? Çok net aslında hatırladığım böyle anılar yok. Fakat genelde annemden, babamdan edindiğim izlenimler şu yönde. Çok meraklı bir çocuk olduğumu söylüyorlar. Çok fazla söz dinlemediğimi. Yani bir şeyleri hep dinleyip sonunda nasıl yorumlamak istiyorsam o şekilde yorumladığım yönünde. Çünkü sanatla hemhal olan bir ailede büyümedim. Sanatla meşgul olan bir ortamda değildim. Elbette ki herkesin bildiği bir estetik duruş vardır. İlla ki gözümüzle görürüz, kulağımızla işitiriz. Fakat oturup bir aile bünyesinde, o şeyin içinde bulunmadım öyle bir ortamın içinde. Fakat bireysel olarak hep meraklı, gözlem yapan, çok fazla oturup işte konuşan ya da bir şeyleri anlatmaya çalışan değil de daha çok bir şeyler üretmeye çalışan, kendi kendine keşfetmeye çalışan bir çocuk olduğum yönünde. Bu şekilde hep izlenimlerini anlattılar, aktardılar. Hatırladığım en böyle çizime yatkın olduğum yaşlar böyle 10-12 yaşlarımdayken. İşte liseye başladığım yıllarda ufak ufak bir şeyler karalayıp arkadaşlarıma hediye ettiğim zamanlar oldu.
olmaya devam etti. Fakat ben sayısalcı bir öğrenci olarak yetiştim. Yani tamamen temelim sayısaldı. Sayısal üzerine devam etti. Ya öğretmen ya doktor olacaksınız. Benim jenerasyonum o yönde bir eğitim aldık açıkçası. Ben de öğretmenlik tarafını seçtim. Dolayısıyla matematik bölümüne aktarmış oldum kendimi. Çok fazla çocukluğumla ilgili bu anlamda bir anım, bir birikimim yok açıkçası. Ama en güzel şey üretme yeteneğiniz. Üretme zaten sanatı da ortaya çıkaran en güzel yetenek. Bir de hayalleriniz de varsa değil mi Mahfret Hocam? Evet. Mahfret Hocam, siz İstanbul Tasarım Merkezi'nde bir sürü çalışmalar içindesiniz. Evet. Yani gerçekten tarif edilmeyecek kadar güzel çalışmalar var. Evet. Güzel bir Ar-Ge çalışması yapıyorsunuz sanat alanında. Hani izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Evet. İstanbul Tasarım Merkezi'nde hem Hatice Hocam hem siz kendi alanınızla ilgili neler yapıyorsunuz? Ne tür çalışmalar buradan çıkıyor? Evet. Şimdi gençlerimize yaşanmışlıklarımı aktararak faydalı olabilirim diye düşünüyorum. Tabii ki sevmek ve fedakarlık da bir noktadan sonra yetmiyor. İşin maddi kısmı. Finans kısmı da var. Bir müddet sonra yapıp üretmek ama onun geliri, devamı için geliri olması gerekiyor. İlk önce siparişler üzerinden, geleneksel sanatlarda gene hala öyle sanırım. Siparişler üzerinden tölere ediyorsunuz. Ama bir müddet sonra sipariş kısmı sanatçıyı çok tatmin etmiyor. Çünkü özgür değilsiniz. Kendi istediklerinizi yapamıyorsunuz. Başkasının istekleri doğrultusunda. Üretici gibi oluyorsunuz. Tamam, bu da güzel. Ayakta durmanız için, kendinizi, sanatınızı devam ettirmeniz için güzel bir şey. Hatta bazı arkadaşlar bu alanda boğulup gidiyorlar. Sanatçılık kısmı maalesef törpüleniyor. Ben onu gözlemliyorum öğrencilerimden, arkadaşlarımdan. Ticaret için sanat oluyor. Oluyor. Evet. Farkında olmadan kaptırıp gidiyorlar. Ama bir yerde dur demek lazım. Kendi istediğinizi, kendi yapmak istediğinizi, içinizde olan şeyi, vermek istediğiniz mesajları, kafanızdaki projeleri hayata geçirmeniz için yani finansı olmadan yine sizden gitmesi gerekiyor. Bazı şeylerin sizden fedakarlıkla finanse edilmesi gerekiyor. Sanırım biz de öyle bir grup oluşturduk. 20 seneye yakın yaklaşık geçmiş sanat anlamında geçmişimiz olan bir grubumuz vardı. 11 kişiden oluşan. Reza Hematrat hocamız bizim bize sağ olsun, kendisine çok çok teşekkür ediyoruz her anlamda. Çalışma arkadaşlarım der kendisi, çok mütevazıdır. Onun önderliğinde eğitim alma sürecimizde bunu projelendirelim, bir proje tarzında bir çalışma yapalım, bunu projelendirelim diye düşündü. Fatih Sultan Mehmet'in dersi aldığımız için kendisinden, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını minyatür olarak işleyelim dedik. Çünkü daha önce Selimname'ler var, Süleymanname var ama Fatihname yok. O dönemde olmazsa olmazımız yapılmamış. Evet, Fatih Sultan Mehmet de çok önemli. Gerçek bilgi olarak çok az bilgi, görsel de çok az ama biz bunu da göze alarak hayatını minyatürleştirelim dedik. Bunun tabii ki akademik boyutuna da taşımak istedik. Akademisyen hocalarımızdan, tarihçi akademisyen hocalarımızdan yardım aldık. Bizzat mekanlara gittik. Önce konuları paylaştık. Herkes konusuna göre araştırma, görsel araştırma, tarihi okumalar ve bizzat mekanlara giderek araştırmalar yaptık. Sonra tasarımlar, özgün tasarımlar, hayatındaki o kesite ait özgün tasarımlar yaptık. Tabii ki hocamızın kontrolünde ve tarihçi hocalarımıza danışarak, onların onayını aldıktan sonra hayata geçirecek şekilde 77 parçadan oluşan bir Fatihname yapalım dedik. 3'te 2'si
bitmek durumunda iken bizim bunu bazı yerlere haberdar etmemiz gerekiyordu. Tabii ki sanatçılık günümüzde yetmiyor. Yani bir işi yapmak, estetik olarak boyamak yetmiyor. Bunun tanıtılması ve anlatılması, karşı tarafa anlatılması gerekiyor. O anlamda da sizinle yolumuz kesişti. Evet. Sizden proje eğitimi aldık 2015 senesinde. Bizim hiç bilmediğimiz bir alandı bu. Hiç bilmediğimiz, masa başında yapıyorsunuz ama kendimizi nasıl anlatabiliriz? Sanatçı kendisini nasıl anlatabilir karşı tarafa? Ve bunu pratiğe nasıl dökebilir? İşte inovasyon kısmını sizinle tanıdık. Sanatta inovasyon nasıl olmalıdır? Siz bize o anlamda yön gösterdiniz. Çok da güzel şeyler yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizi anlamaya çalıştınız. Şunu hiç unutmuyorum. Sizinle irtibat kurabilmemiz için, diyalog kurabilmemiz için bu eğitimi almanız gerekiyor dediniz. Bu çok doğru bir tespitti. Ortak bir dil konuşmak. Ben bunu daha sonra, hocam bunu size ilk defa söylüyorum, daha sonra derslerimde öğrencilerime taşıdım bu cümleyi. Gerçekten irtibat, iletişim kurabilmek için belli bir seviyede o teknik bilgiyi karşı tarafa vermek gerekiyor. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Hem yön gösterdiğiniz için hem bu eğitimi bize verdiğiniz için. Nevzat Tarhan hocama da ayrıca çok çok teşekkürlerimizi buradan tekrarlayalım. Bu anlamda görüşmelerimiz oldu. Nevzat Tarhan hocamızın da çok güzel bir önerisi oldu hatta. İnşallah hayata geçer üniversite bünyesinde. Proje haricinde de bir düşüncesi oldu. Psikohistori diye bir enstitü anlamında bir şey yapılabilir. Türkiye'de yok galiba bildiğim kadarıyla. Yok Türkiye'de şu an. İnşallah bu üniversiteye nasip olur öyle İnşallah. Bir proje. Sizin bu güzel niyetiniz oraya da üretkenlik anlamında yansıyacaktır. Hatta gençler sizlerden çok güzel tecrübeler kazanarak, deneyimler kazanarak bu alanda da siz onların öncülüğünü yaparak onlara da güzel paylaşımlarda bulunacaksınız inşallah. İnşallah. Hatice Hocam, siz tescip alanıyla ilgili oldukça güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Sergileriniz oluyor. Hatta Üsküdar'da bir serginizi seyrettim, inceledim. Çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Sulu boya alanında. Tescip de henüz alanında. Bir sergim olmadı. İnşallah. Onları sizden dinlemek isteriz. Evet. Biraz hızlı gelişti benim için aslında bu süreç. Hem bir yön değiştirmek, matematikten sanata bir yol çizmek kendime çok hızlı bir süreçti. Bunun kararını vermek, kendimi gözlemlemek de çok zordu. Mağfiret Hocam'ın söylediği gibi yani birçok fedakarlığı içinde barındıran bir süreçti. Sabır, fedakarlık, fedakarlık. Azim, maddi manevi, oradaki üretim içerisinde kendinizi var etmek. Hem madden hem manen var etmek. Ve bunu yaparken aslında derdinizi anlatabilmek, hani bahsettik az önce de, ortak dilde konuşabileceğiniz insanlarla bir araya gelebilmek. Galiba benim en büyük şanslarımdan biri bu yola çıktığımda çok doğru insanlarla bir araya geldim. Gerek Mağfiret Hocam olsun, gerek Reza Hocam olsun, gerek Mimar Sinan'a hazırlanırken, yetenek sınavlarına hazırlanırken eğitim aldım atölyede Hilal Hocam olsun. Bunlar benim için gerçekten güzel, kıymetli değerlerdi. Hala öyleler. Bir öğrencinin hayatta başına gelebilecek en güzel şey onun cesaretini, hevesini, azmini kırmayacak hocalarla bir araya gelebilmesi. Bunu hep en başından beri inandığım ve hala öğrencilerime de dile getirdiğim bir kavramdır. Hem de hayallerini gerçekleştirecek hocalarla. Evet. Yani hocanızın vizyonu size mutlaka yansıyor. Eğer vizyonu genişse, bakış açısı genişse, kısıtlamıyorsa sizi, sizi özgür bırakıyorsa, sizde ne varsa onun açığa çıkması daha hızlı gelişiyor. Bir öğrenci için bu çok önemli, çok değerli. Tabii bireyselde de sizin daha azimli olmanız gerekiyor. Yani biraz daha hızlı gözlemlemeniz gerekiyor kendinizi. Ne istiyorsunuz, nerede duruyorsunuz, hayatta nereye gitmeye çalışıyorsunuz? Bunların hepsi deneysel belki işliyor bir süre. Fakat siz bir yerden sonra o hamuru şekillendirmeye başlıyorsunuz. Hayallerinizde bu hamuru şekillendirmede zaten çok etkili oluyor. Evet, kesinlikle. Ama bu hayallerin gerçekleşmesi için de fedakarlık, çünkü Mağfiret Hocam da altını çizerek söylüyor. Yani mutlaka bir fedakarlık sürecinden geçecek.
Ayrıca evet. da bu fedakarlığı sabırla süsleyecek değil mi Afiyet Hocam? Azimle süsleyecek. Bir de şu var, hemen netice alınması beklenmemeli. Bir şey yaparsınız büyük bir aşkla, şevkle ama onun dış çevresel zemin henüz oluşmamış olabilir. Vakti henüz gelmemiş olabilir. Erken doğmuş olabilir yaptığınız iş, fikir, proje. Bu insanları motivasyonunu kırmamalı diye düşünüyorum. Farklı şeye yönelip tekrar dönülebilir. O kapatılmadan o defter tekrar dönülebilir. Sizin hayat hikayenizde zaten bu çok belirgin. Evet. Bence onu bile anlatmış olmanız, hocamın matematikten sanata doğru, hayallerine doğru gidiş yolculuğu. Evet. Bunlar o kadar önemli ki. Bir tane de coğrafya hocamız var öyle. Zeynep Tuğ. Evet. Kendisine selamlarımızı göndeririz burada. O da hocam bir türlü mutlu olamıyorum. Ben sanat için ya yani orada mutlu oluyorum. Kızım hayat kısa dedim. Bırak o zaman. Bu tarafta devam et. Ve yaptı onu. Şu anda klasik sanatlarda beraber hocalık yapıyoruz. Ve bıraktı yani coğrafyayı. Evet. Çok önemli. Çünkü o kendi isteği mutlu olduğu sanatçı. Evet. Ayrıca hem kendi hayallerine aşık sanatçılar, hem yaptığı ürünlere aşık. Ayrıca da topluma bu aşkını anlatabilecek kadar bence paylaşımcı. Yani evet. O yüzden sanatçıları her şekilde örnek olarak gençlere tavsiye etmeli ki onların evet. hayal süreci, biraz önce söylediğiniz gibi beklentiler hemen gerçekleşmeyebilir. Tabii. İşte sabrın olgunlaşmasını en güzel sanat alanında görüyoruz, gözlemliyoruz. Evet. Çünkü orada gerçekten bir iğneyle kuyu kazıyorsunuz. Özellikle ben, teslim evet. bu anlamda öyle. Yani evet. genç kuşakta son derece sabır göstermeleri gereken bir olgu aslında teslim hı-hı. sanatı. Benim başladığım da ilk teslipti. Yani evet resime hazırlandım, grafik tasarım düşündüm Mimar Sinan için. Fakat Mahfret Hocam'ın yaptığı çiçekleri görünce ya bu çiçekler nasıl bu kadar güzel? Hani stilize edilmiş. Küçücük küçücük ama hepsi bir aradayken ne kadar güzel bir anlatısı var. Bu nedir? Bir merak oluşuyor ister istemez ve o sabrı gösterebildiğiniz zaman aslında o sabırla beraber işte kendinize bir o hayal dünyanızı şekillendirecek bir süreç tanımış oluyorsunuz. Yolculuğa çıkıyorsunuz. Hayatta, sabır yolculuğu. Evet, hayatta kendinize güzel bir şans da vermiş oluyorsunuz aslında. Belki birçok insana hayatta çok farklı şeylerde o şansları tanıyoruz ama kendimizi es geçebiliyoruz. Evet. Bu anlamda sabretmek, istikrarlı bir azim göstermek, çalışmak ve en önemlisi de bence insanın kendisine merhamet etmesi. Biz kendimize merhamet etmeyi çoğu zaman unutuyoruz. Hı-hı. Kendi isteklerimizi, o şefkati gösterme eğiliminden vazgeçebiliyoruz, o süreçlere girebiliyoruz. Bu anlamda işte hocalarımız çok önemli. Kesinlikle. Bu hocalarla beraber eğitime başlayan öğrencilerin de sabırlı olmayı göze almaları, istikrarlı bir şekilde çalışmaları çok önemli. Mağfiret Hocam, gerçekten sabır çok önemli. Ben hatta sizin çalışmalarınızda, bu Fatih projenizde, minyatür kısımlarında yapmış olduğunuz Ar-Ge çalışmalarınızı dinleyince evet. ben gerçekten hayranlık içinde kaldım. Siz sanat konusunda bir çalışma yaparken aslında iyi bir tarihçi gibi de araştırma yapıyordunuz. Tabii. Ben bu kısmı özellikle bu hazırlık kısmını yani evet çok güzel minyatürler çıkıyor, çok güzel çalışmalar çıkıyor sanat alanında ama o güzelliği, Hatice Hocam'ın da hayranlıkla baktığı o güzelliği görebilmek için sizin ciddi bir Ar-Ge süreciniz var. O konuda bilgi almak isteriz. Tabii. Şimdi minyatür sanatı zaten içinde tarihi, bir takım teknikleri de barındırıyor hı-hı. tabii ki, fırça tekniklerini. Ama tarihi de barındırıyor. Zaten geçmişte minyatür yazma eserlerde tarihe not düşmek adına yapılmış işler. Yani o dönemde yaşayan padişahın savaşlarını ya da günlük olayları tarihe not düşmek için yapılmış. Sanattan biraz öte aslında yaklaşılmış. Tabii ki sanatçının kendi sanatsal bakışını muhafaza ediyor yapılan işlerde, işçiliklerde. Ama amaç sanattan öte bir durummuş. Günümüzde biraz daha dekoratif kullanılıyor. Biz hem sanatsal olsun, hem içinde tarihi barındırsın, hem de
bir eksiklik tabiri caizse geçmişte Fatihname gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi bir sultanın hayatını anlatan bütün bir eser olsun istedik. Bunu da özellikle müze gibi ortamlarda bütün olarak sergilensin ve gelen öğrenciler de hayatını bir böyle film şeridi gibi hem geleneksel sanatlarımızı da sahip çıkacak, farkındalık oluşturacak bir şekilde görsün, hazmetsin istedik. Yani fikrimiz buydu, çıkış amacımız buydu. Bizzat kendimiz fazladan, hani klasik bilgilerin üzerine eklememiz icap etti. Aldığımız hayatındaki o kesitin üzerinde görsel ve mümkün olduğu kadar da eğer gidip yerinde görebiliyorsak zaman, yani o dokuyu bile hissetmemiz gerekti yansıtabilmemiz için. Çünkü bir ipucu yakalayabiliyorsunuz. Oradan farklı bir espri katabiliyorsunuz esere. Hiç unutmam, Zeynep Ertuğ hocamızı davet ettik. Kendisi tutucu minyatür okumalarında iddialı bir hocadır. Çok yetkilidir. Kendisini biraz tutucu zannediyorduk. Yani teknik bakımından, minyatür yapma teknikleri bakımından tutucu diye düşünüyorduk. Ve derse geldiğinde bize şöyle dedi. Farklı şeyler yapın. Tamamen klasik çalışmayın. Bundan 50 sene sonra bakıldığı zaman bu grubun bu çağa ait izler taşısın yaptığınız işler dedi. Ha, biz çok sevindik böyle bir şey. Ondan gelmesine ayrıca sevindik. Mesela ben yaptığım bir konu ahitnameydi. Rum ve Ermenilere Fatih Sultan Mehmet'in verdiği. Hoşgörü demeyeceğim. Hoşgörü gibi algılanır. Dini imtiyaz. Azınlıklara dini imtiyaz vermesiydi konularımdan biri. Hoşgörü değil çünkü İslam'ın gereğidir bu. Evet. Hoşgörü babında almıyorum ben bunu. İşin içine gelince zaten okudukça bu fikre kani oluyorsunuz. Evet. Tabii. Günlük turlar vardı. İstanbul'u gezdiren. Bizans'ın etkilerini, izlerini anlatmaya çalışan bir gruba dahil oldum. Grup rehberine de rica ettim. Rum Patrikhanesi'ne gittiğim zaman. Orada duvarda Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patriğine Genedevus'a verdiği bir şey var. Ahitname verirken onların sanatı daha çok onların sanatıyla yapılmış. Bir duvarda pano vardır. O panoyu görmek istediğimi söyledim. Rum Patrikhanesi'ni belki bilenler bilir. İki binadan oluşuyor. Yönetim binası. Oraya kimseyi almıyorlar. Ziyaret için gittiğiniz zaman o ayin yapılan yeri gezdiriyorlar kısıtlı bir şekilde. Diğeri özel izne tabi. Özel izne tabi, evet. Ama biz önceden özel izin falan almadık. Yani o şekilde gittik. O sırada rahip saat 4 ayini için çıktı binadan ve ben de işte biraz kısmet olacak. Tur rehberine dedim hemen rica etsek acaba izin verir mi? Ve o konuştu, sebebini söyledi, anlattı. O da sağ olsun çok anlayışlı davrandı. Çok kısa süre 5 dakika girebilirsiniz dedi. Tur rehberi bile inanamadı buna, bu izne. Girdik orada canlı olarak gördük, hissettik, fotoğrafını çektik. Güzel de bir şey oldu. Görsel olarak da elimizde kalıcı bir şey oldu. Zaten projelendirdiğiniz zaman böyle görsellere ihtiyacınız oluyor. Projenin içine bunları dahil etmeniz gerekiyor. Çalışma anınızı. Bunun gibi yani diğer arkadaşlar da aynı şekilde. Herkes konusuna göre. Mesela silahlar konusu. Fatih Sultan Mehmet'in kılıçları kullandığı, tören kılıcı işte kullandığı silahlar. Bizzat yerine gittik. Yine Fatih Sultan Mehmet'in kıyafetlerini, çocukluk defterini sergilendi Topkapı Sarayı'nda. Onu ziyaret ettik. Birebir gördük. Onun haricinde tabii ki teknik, klasik teknikleri uygulayarak
çalışmalarımız devam etti. Çok güzel bir Ar-Ge çalışması aslında. Hem tarihçisiniz, hem araştırmacısınız, hem gözlemcisiniz bu anlamda. Hem de hayallerinizi gerçekleştirme noktasında hepsini harmanlıyorsunuz, evet, ve en güzele doğru ulaşmaya çalışıyorsunuz. Evet. Yani modern tarzda şeyler de koyduk. Yani günümüzün, çağımızın mesela geometri koyduk. Eserleri yorumlarken tasarım aşamasında gelenekselin biraz dışına çıktık. Yani evet, materyal olarak da farklı şeyler koyduk. Boyutlandırdık gibi şeyler. Evet. Çağımız artık bunu gerektiriyor hocam. Küresel rekabette modernlik ve inovasyon artık bizimle iç içe. Sanatta da bu şekilde. Hatice hocam, siz özellikle modern çalışmalarda ve sanatta inovasyonu önemli buluyorsunuz. Ne gibi çalışmalar giriyor bu kapsamda? Şöyle bir sürece dahil oldum bununla ilgili. Tesibe ilk başladığım yıl Mimar Sinan Üniversitesi'nde elbette hani bir yıl, bir buçuk yıl gibi bir özgeçmişim vardı. Fakat o yıl sadece şunu düşündüm. Tesip yapmaya başlıyorsunuz, bir tasarım meydana getiriyorsunuz. 3 ayınızı, 4 ayınızı, belki bir yılınızı alıyor o eseri icra etmek. Fakat zaman o kadar hızlı akıyor ki bunu ulaştırmanız, göstermeniz, bir şekilde sunmanız gerekiyor. Neler yapılabilir? Ne yapılmalı? İşte dijital dünyayla bu nasıl özdeşleştirilebilir? Gibi bir düşünce sürecine girmiştim. Akabinde zaten sulu boyayla da ilgilendiğim için sulu boya biraz daha esnek, biraz daha hızlı yapabildiğiniz bir sanat dalı. Sulu boyayla beraber harmanladığım, kendi kişisel hayal dünyamı da ortaya koyabildiğim, tesibe de acaba nasıl bir geçiş sağlayabilirim ya da tesipten sulu boyaya nasıl bir geçiş sağlayabilirim, bunları dijital ortamda nasıl buluşturabilirimi düşündüğümde o dönemde tekstil desen tasarımı ile ilgilenmeye başladım. Tekstil desen tasarımı ile ilgilendiğim süreçte de bunları ben de tesip eserlerimle bir araya getirebilir miyim düşündüm. Farklı işte kurumsal tasarımlar yapıp verdiğim kurumlar oldu. Akabinde de kendi markamı kurdum. Yani marka kurmayı istemek değil de o yola doğru girip size o sonuca ulaştıran bir süreçti aslında. İlk başta her şeyi böyle kurguladığım, planladığım, böyle olsun dediğim değil. Gözlem yaparak, işte sanatçının dünyasında gözlem çok önemli. Gözlem yaparak sizi nereye götürüyor o yol? Evet. Öyle bir yola, sürece girdim. Ve bu anlamda da kendi markam bünyesinde oluşturduğum desenlere tesip desenlerimden eklemeler yaptım. Eşarplar da yapıyorsunuz. Eşarplar, evet. Bir eşarp firması şu anda markam. Ve markanızın ismini de alalım. Küpeli Ağaç. Hı hı. Sosyal medyada da çok böyle bilinirliği olan bir isim, bir mahlastı. Benim de kullandığım bir mahlastı. Bu mahlasla da özdeşleştirmek istedim. Farklı bir isim arayışı, farklı bir bünyeye geçiş olmasın. Zaten Küpeli Ağaç sosyal medyada nasıl tanınıyorsa markaya da o imajı aynı şekilde yansıtmak istedim. Çok da sevildi, çok da beğenildi. Ve şu çok takdir edildi. Tesip çalışmaları eşarpta. Nasıl yani? Hani bu çok soruldu. Bu daha önce yapılmamış bir şey değildi. Bu daha önce yapılmış bir şeydi. Fakat sizin bunu yenilikçi bir formda cesaret gösterip tekrar nasıl sunmanız önemli aslında. Ve bu sürece dahil ettiğiniz insanlarla iletişiminizi nasıl ilerletiyorsunuz? Onlara ne katmaya çalışıyorsunuz? Onlardan ne kazanmaya çalışıyorsunuz? Yani olay sadece işte maddi boyutta ilerlemiyor. Tamamen o aşamaya gelirken edindiğiniz izlenimler, gözlemler, ihtiyaçlar doğrultusunda elbette ki o manevi boyutunu da yansıtmalısınız ki süreç verimli bir hale gelebilsin. Zaten öyle güzel inovasyon yapmışsınız ki, şimdi inovasyon deyince öğrencilere diyorum ki süreçte yenilik olması lazım, hizmette yenilik olması gerekiyor. Kesinlikle. Üründe yenilik olması gerekiyor, yaptığınız metotlarda yenilik olması gerekiyor. Şimdi Hatice Hocam'ın çalışmalarına baktığımızda gerçekten güzel bir şirket kurulmuş bu anlamda da. Teşekkür ederim. Her alanda inovasyonu aslında hissettiriyorsunuz. Evet. Yani şöyle bir not düşmek isterim. Mesela geçtiğimiz yıldı, yanlış hatırlamıyorsam, hı-hı, Dior Kadın diye bir çanta koleksiyonu çıkarıldı. Ve çanta koleksiyonunun üzerinde bir tesip deseni vardı. Türk tasarımcılarımızdan birisinin deseni kullanıldı. Çok
takdir edilisi bir durum. Yani neden dünya piyasasında Türk tasarımcıların ismi hem de geleneksel sanatlarla hazırlanmış bir desende anılmasın? Desene baktığınızda kurgu hatalı. Bizim bildiğimiz desen tasarımında belli kurallar, ilkeler vardır. Fakat takdir etmemiz gereken taraf şu, o cesaretin gösterilmiş olması, oraya kadar o fikri getirilmiş olması. Neden bizim de çanta tasarımlarımızda, eşarp tasarımlarımızda, kıyafetlerimizde, geleneksel Türk sanatlarımızdan motifler olmasın? Yani bu başkalarının kullanımına açık olmamalı sadece. Önce bizim sahiplenmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve bunu da kendi çalışmalarımda da desteklemeye çalışıyorum. Çok başarılı çalışmalar çıkarıyorsunuz. Ben hem Mağfiret Hocam hem de sizi özellikle kutluyorum. Bu alanda yaptığınız Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla. Mağfiret Hocam, siz Pendik Belediyesi ile de bir proje çalışmanız oldu. Evet. Yani bu güzel de bir çalışma oldu. Bunun içerisinde de bir sürü Ar-Ge ve inovasyon örnekleriniz oldu. O konular hakkında izleyicilerimize ne paylaşmak istersiniz? Şimdi Pendik Belediyesi İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan verdiği bir projeyle, destek projesiyle Türkiye'nin ilk dijital teknoloji tabanlı klasik sanatları da kapsayan bir merkez oluşturmuş. Nezan Tevfik evinde. Burada VR denilen tamamen sanal bir ortamda yapılan eserler izlenilebiliyor. Özel bir yazılımla da sanki siz yapıyormuşsunuz gibi. Mesela Çin'i, tabağını siz işliyormuşsunuz gibi bir ortam geliştirmişler. Sanatın teknolojiyle buluşması, işte inovasyon dediğimiz şey yeni farklı. En önemli örneği katan. Bence. Evet, evet, o anlamda. Yani diyorlar ya sanatta inovasyon olur mu diye düşünüyorlar. Evet. Aslında bundan daha iyi bir örnek olmaz. Evet. Her alanda inovasyon oluyor. Olabiliyor. Nasıl ki o gözlüğü, kaskı takıp sanki siz kayak yapıyormuşsunuz gibi değil mi? Sanki siz uçuyormuşsunuz gibi yapılabiliyorsa sanatta da sanki siz fırçayla işte çini deseni, çini tabak yapıyormuşsunuz gibi yapılabilir. Fatih projesiyle bağlantısı şu şekilde oldu. Müze ortamı dijital olarak aktarıldı ve o sanal ortamda eserler çok yakından detaylı bir şekilde görülebilecek şekilde sunuluyor şu anda. Evet. Sunuluyor, açıldı. Kasım ayında, 29 Kasım'da yani 29 Kasım 2019'da bu kısmı açıldı. Pendik Belediyesi'ne ait kültür işlerinin bir projesi. Gezilebilir yapılan işler. Sanal ortamda eserler birebir görülebilir. Çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir çalışma kazandırdınız ülkemize de. Örnek bir çalışma. Dijital bir çağda dijital müzelerin olmasını ben destekliyorum. Tabii. Özellikle de böyle eserlerin o teknolojiyle insanlara sunulması da çok önemli. Evet. Çünkü o güzel çalışmalar gelecek bu şekilde aktarılacak. Yani bazı şeyleri bulmakta zorlanıyoruz ama bu şekilde olduğunda daha çabuk ulaşma imkanımız da olacak. Hocam o kadar güzel sohbet ediyorsunuz ki ben hiç böyle bırakmak istemiyorum ama bize ayrılan süre de yavaş yavaş azalıyor. Özellikle sizlerden son cümlelerinizle beraber genç nesile, gençlere, sanata yeni başlayanlara çok güzel tavsiyeleriniz olur bir hoca olarak. Ayrıca bu işin içerisinde sürekli var olduğunuz için ve onlarla hep haşır neşir olduğunuz için neler söylemek istersiniz? Önce Hatice Hocam'dan başlayalım, Mağfiret Hocam. Sonra da sizden böyle detaylı bir şekilde güzel bir kapanış sözü istiyoruz. Hatice Hocam, sizinle başlayalım. Genç nesle bu süreçte neler tavsiye edersiniz? Ve onların bu sanat yolculuğunda nelere dikkat etmesini önerirsiniz? Ondan sonra günümüzde biliyorsunuz her şey artık sahte ve kopyalama şekilde gidiyor. Hayallerini ve gerçekleştirme noktasında da siz konuşmanızda çok güzel bir şey söylediniz. Doğru hocalarla karşı karşıya geldim ve bugün de gelişimin en önemli kısmı budur dediniz. Nasıl olmalı bu süreç? Çünkü gençlerimiz de çok ilgililer sanata karşı ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Nasıl hareket edeceklerini bilmiyorlar.
bir de sabırsız bir nesille karşı karşıyayız değil mi hocam? Evet. Yani bu konularda da öncelikle onlara tavsiyeleriniz olursa çok seviniriz. Hatice Hocam buyurun. Teşekkür ederim sorunuz için. Önemli bir soru, önemli bir başlık. Şöyle ki hani belki tavsiye niteliğinde değil, yani tavsiye verecek kendimi o yetkide de görmüyorum açıkçası. Fakat hep bahsediyoruz ya, yani bunun geleneksel Türk sanatlar olması gerekmiyor sadece. Her branşta insanın sabırlı olmayı öğrenebilmesi gerekiyor. Bir şeyde acelecilik etmemek. O acele sizi her zaman hani hızla gidip bir yere vurduğunuzda o çarpışma daha da yüksek bir etki gösterecektir. İnceliklerini göremiyorlar sabretmedikleri zaman. İnsanın kendini keşfetme yolculuğu olduğu için o tadın farkına varmak belki de. Hayatta evet, doğru hocalarla karşılaştım. Mimar Sinan Üniversitesi'nde de Faruk Taşkale hocamdan, Münevver hocamdan eğitimler aldım, Münevver Üçer hocamdan. Şöyle bir şey gelişti bende bu süre zarfında. Belki dinleyen, izleyen sevgili işte izleyicilerimize de belki şunu tavsiye edebilirim. Herkes doğru olmayabilir hayatınızda. Hani size doğru gelmiyor olabilir o an için. Fakat siz bakma şeklinizi değiştirdiğinizde herkesi doğru bir yere koyabilirsiniz. Bu da sanata bakış da aynı formda ilerliyor benim için. Bir şey sizi ilk başta zorlayabilir, bir şey ilk başta bıktırabilir, iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Fakat ısrarcı olursanız ve çalışırsanız, çalışmaya göze alırsanız, şimdi burada çalışmaktan kastımı Mağfiret Hocam çok iyi bilir. Bu gece gündüz artık uyurken bile hem fiziksel hem zihinsel meşgul olarak meşgul olmanız. Çalışmak budur. Yani severek yapmak dediğimiz şey bu aslında. İnsanlar çok kolay bir şekilde ben sevdiğim işle uğraşıyorum, mutluyum demiyorlar. Zaten fıtraten hep onunla meşgulsünüz. Bunu hissediyorsunuz vücudunuzda, zihninizde. Burada bir istikrar hali gösterilirse ve vazgeçmezlerse güzel neticeler alacaklarına inanıyorum. Bahsettiğiniz gibi hani çok çabuk netice alınmaya çalışılıyor şu anda. Her dönemde böyledir mutlaka. İnsanoğlu aceleci. Rüyana girecek. Evet. Eğer rüyana giriyorsan. İnanın bazen uyanır uyanmaz fırça elime alıp bir şeyler karalıyorum. Yani bu engel olamadığınız bir şey zaten. Bunun farkındaysanız demek ki oraya birkaç kere daha o damlamanız gerekiyor. O damlayışa izin vermek. Bunu yaparken de insanın kendine eziyet etmemesi çok önemli. Eziyet ettiğinizde bıkarsınız, yorulursunuz. Şefkat gösterecek kendisine. Evet, şefkat göstermeli. Yani keyif alın, hayatı bir kere yaşıyoruz. Bir daha yaşamayacağız ve bir daha bizim baktığımız gibi bakmayacak kimse. Nasıl baktınız, nasıl göstermek istiyorsunuz? Bu süreç keyifli bir şekilde ilerleyebilir. Onu sağlayabilirlerse popüler olmaktan çok bir klasik olma yolunda daha sağlam adımlarla ilerleyebileceklerine inanıyorum. Çok güzel bir şey söylediniz. O keyifli yolculukta kendilerine değer vermeyi öğrenecekler. Evet. Emeklerine değer vermeyi öğrenecekler. Sabrı sevecekler değil mi hocam? Kesinlikle. Ayrıca da hayallerini gerçekleştirme noktasında hem rüyalarına hem de hayallerine yer verecekler. Çok teşekkür ederiz Hatice Hocam. Ben teşekkür ederim. Programımıza değer kattınız katılımınızla. Ben teşekkür ederim. Sözlerinizde de gençlere bence çok önemli mesajlar ulaştırdınız. Estağfurullah. İnşallah ikinci dönemde sizleri Mağfiret Hocam'la beraber o gençlerle de karşı karşıya getirmek isterim. Şimdi böyle bu platformda sesleniyoruz. Bir de böyle yüz yüze bu çalışmayı yaparız. Çok da mutlu oluruz. İnşallah. Çok teşekkür Mağfiret ederim. Mağfiret Hocam, siz bu yolculukta o kadar güzel çalışmalar ve örnekler gösteriyorsunuz ki gençlere. Sözlerinizle hem Hatice Hocam tavsiye veremem ama önerilerde bulunurum dedi. Fakat sizin tavsiye vermenizi isteriz. Estağfurullah. Neler demek istersiniz? Sadece yaşadığım şeyleri paylaşabilirim samimiyetle. Hocalık dönemi 13 senedir hocalık da yapıyorum. Hocalık dönemi sanatçının başka bir alemi, kapısı. Hem sanatınızı idame ettireceksiniz, bedensel, işte ruhsal her türlü fedakarlıkta bulunacaksınız. Artı öğrencileriniz